Bir yandan alarm çaldı, bir yandan mahalleli polis geliyor diye bağırdı ama maskeli soyguncuların hiçbir şey durduramadı. Karşıda bir tane komşumuz yüksek sesle bağırıyor. Ya polis geldi diyor. Hala hiçbir şey gelmemiş gibi devam ediyor yüklememize. Ne bağıran komşuyu ne alarmı umursadılar. Mahalle ayağa kalksa da elektronik ürünleri dakikalar içinde böyle çaldılar. Maskeli, eldivenli dört hırsız önce araçlarını tam bu noktaya park ettiler. Her şey planlıydı. Soygunun başlaması için gürültüyü engeller düşüncesiyle ezan saatini beklemeye başladılar. O sırada gözlem yaptılar. Ezan başladı, soyguncular harekete geçti. Özellikle ezan saatini beklemişler ki çünkü alarmın sesiyle patlayan camın sesini bastırmak için. Hırsızlar önce kamerayı ters çevirdiler. Ardından kapıya yöneldiler. Levye ile kepengi kırdılar. Arkasındaki cam kapıyı da kırarak içeri girdiler. Monitörler gitmiş. Parçalanmışlar, kapıyı kırmışlar, kepenki kırmışlar. İçeri giren hırsızlar sağdaki vitrine yöneldi. Yaklaşık 35-40 adet monitörü kimseye aldırış etmeden dörder beşer kucaklayarak dökke saçı arabaya taşıdı. Üstteki komşular gitmesi için tamamen yüksek sesle bağırıyorlar. Ama hala da aynı şekilde çok sakin bir şekilde devam ediyorlar. Komşular baktı ki bağırmakla olmuyor. Bu kez de ellerine geçeni hırsızlara fırlattı. Gitmeleri için elinden geleni yaptıklarını söylediler. Patates, soğan, işte saks falan atmaya çalışıyorlar aşağı. Hırsızlara patates atan siz miydiniz? Yok, ben soğan attım. Ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar. Bakmadılar bile yukarı. Direkt malları yüklediler, gittiler. Esnafın tek isteği soyguncuların yakalanması.